İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Avrahamyan. Türkiye 2 milyon Ermeni'ye karşı soykırım, Armenosit uygulamakla ve Ermeni kültürünü yok etmekle ne kazandı? Gerçekte hiçbir şey. Batı Ermenistan'ı tanıyalım, Hılat. Artsak kadınları Avrupa Komisyonu Başkanı'na açık mektupla seslendi. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Berzor yolu açılmalıdır. Batı Ermenistan'da tedbir alınmazsa ortada bir Van Gölü kalmayacak. Türk avukat Selay Ertem, Berzor koridorunun kapatılmasını Azerbaycan'ın kirli oyunu olarak nitelendiriyor. Mardin Osaryan'ın kitap resimlerinin zengin mirası, üç dilli bir katalogda özetlendi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Avrahamyan, Azat köyünde 15 askerin ölümüyle ilgili son trajik olayı değerlendirerek şunları söyledi. O küçük alanda 15 askerin olması gerektiği şeklindeki sistematik yaklaşım kabul edilemez ve savaş durumunda olduğumuzu göz önünde bulundurarak sistemin bu durumu neden kabul etmesi gerektiği sorusu ortaya çıkıyor. Elbette ordunun daha yüksek bir disipline ihtiyacı var. Berzor yolunun kapatılmasıyla ilgili konuşan Devlet Başkanı Avrahamyan şunları kaydetti. Aliyev askerleri yerine sivil güçleri kullanıyor ve taktik öyle ki Artsakh halkı bu baskıyı hissetsin diye önceden programlanmış bir şekilde gönderiliyor. Yol açılmalı, başka çare yok. Sorun ne zaman açılmasında? Batı Ermenistan kendi haklarını çok iyi biliyor ama Ermeniler arasında herkesin devlet çıkarları hariç şahsi ve parti çıkarlarını savunduğunu görüyoruz. Unutmayalım ki Türkiye Türk kimliğini İslam üzerinden bile koruyamadı. Türkiye 2 milyon Ermeni'yi katletmek ve Ermeni kültürünü yok etmekle ne kazandı? Aslında hiçbir şey. Artsakh halkına zarar vererek geçici olarak ne kazanacak? Türk halkı 100 yılda gelişmiş mi? Sadece ganimet, mal ve servet kazandılar. Bu da geçici bir kazanç. Hılat, Batı Ermenistan'ın en eski yerleşim yerlerinden biridir ve ne zaman kurulduğunu söylemek zordur. İlk başta bir kasaba olarak anılmış ve daha sonra kendi güçlü kalesine sahip olan ve Van Gölü'nün en büyük limanı olarak kabul edilen büyük bir şehre dönüşmüştür. Hılat, gölün batı kıyısında yüksek bir ovada yer almaktadır. Şehrin güneyinden Van Gölü'ne manzara açılıyor, güneybatısında ve kuzeybatısında Nemrut ve Sipan dağları yer alıyor. Hılat, eski Ermeni bibliografyasında bazen Bznunyant şehri, Türklerde de ise genellikle Ahlat olarak anılırdı. 10. 11. yüzyıllarda nispeten kısa bir süre içinde Hılat, ülkenin en büyük ve en kalabalık şehirlerinden biri haline gelir. Liman olması Hılat'ın gelişmesine katkıda bulunmuştur. 11. yüzyılın ilk yarısında büyük zanaatlar ve ticaret merkezi olan on binlerce nüfusa sahip bir şehir haline geldi. Hılat, 16. 17. yüzyıllarda Türk-İran savaşlarının konularından biriydi. Hılat için 16. yüzyılın 40'lı yıllarında İran Şahı Tahmaz ile Türk Sultanı 1. Süleyman arasındaki çatışmaların özellikle ciddi sonuçları oldu. 1850'de Hılat'ın 4000'i Ermeni olmak üzere 5000 nüfusu vardı. Hılat sakinlerinin meslekleri tarım, bahçecilik, balıkçılık, ticaret, el sanatları ve kısmen tuz üretimiydi. Hılat'ın tarihi anıtları arasında şehrin yakınındaki kayalıklara oyulmuş mağaralar, deniz kıyısındaki savunma surların birkaç kulesi, çeşitli yapı kalıntıları korunmuştur. Artsakhlı kadınlar Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e açık bir mektup yazdı. Onlar acil müdahale ve Azerbaycan'ın Artsakh'a uyguladığı enerji ablukasına son verilmesi çağrısında bulunuyorlar. Bayan von der Leyen, Azerbaycan'dan Avrupa Birliği'ne doğal gaz tedarikinin artırılmasına ilişkin anlaşmanın imzalanmasından sorumludur. Endişeli anneler, haklı olarak çocuklarının da Avrupa Birliği ülkelerindeki çocuklar gibi sıcak ve aydınlık evlerde yaşamalarını, normal beslenmelerini, okula ve kreşe gitmelerini ve tıbbi bakım görmelerini talep ediyorlar. Artsakh çocuklarının da tüm dünya çocukları gibi normal bir yaşam hakkı var. Azerbaycan ve liderliği kışın doğal gaz boru hattını kapatarak ve elektriği keserek
Arsak'taki 30 bin çocuğu bu haktan mahrum bırakıyor. Büyük Britanya Avam Kamerası, Berzor Koridoru'nun Azerbaycan tarafından abluka altına alınması ve bunun insani sonuçları hakkında 24 Ocak'ta özel bir görüşme yaptı. Bu haber birlular.im haber sitesi tarafından bildirildi. Bazı milletvekilleri kınayıcı açıklamalarda bulunarak koridorun bir an önce açılmasını talep etti. Konuşmalarda Aliyev rejimine yaptırım uygulanması, Azerbaycan'a baskı yapılması çağrıları yapıldı ve Artsakh'ın abluka altına alınması ve Azerbaycan'ın Artsakh'ta etnik temizlik yapma niyeti Ermenilere yönelik soykırım Armenosid'in devamı olarak nitelendirildi. Açıklamaların ardından parlamentonun Amerika ve Karayipler'den sorumlu devlet müsteşarı David Ridley bir konuşma yaptı. David Ridley özellikle şunları söyledi. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in eylemlerini destekliyor. Artsakh ittifakı çok karmaşık. İngiliz hükümeti her iki ülkenin hükümetleriyle aktif olarak işbirliği yapıyor. Çatışmanın askeri çözümü yok. Diplomatik olarak çözülmesi gerekiyor. Azerbaycanlı protestocular Berzor'a giden yolu kapatarak Artsakh halkını geçim kaynaklarından mahrum bıraktı. 9 Kasım tarihli açıklamada Berzor koridorunda engelsiz hareketle ilgili bir nokta var. İngiliz hükümeti Azerbaycan hükümetinin Berzor koridorunun blokesini kaldırması, savaş esirlerinin ana vatanlarına dönmesi gerektiğine açıkça ilan ediyor. Birleşik Krallık hükümeti soykırımı önleme sözleşmesine sadıktır. Avrupa Birliği sivil misyonunun Ermenistan Cumhuriyeti'nde konuşlandırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Batı Ermenistan olaylarının gelişimini takip ediyor ve gerekli olduğu takdirde bir açıklama yapacaktır. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'ndeki kuraklık tehlikesinin NASA Landsat uydu görüntülerine göre göl ile birlikte Van'daki önemli sulak alanları da kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Batı Ermenistan'ın Van Gölü havzası ve çevresini gösteren son 4 yılın Ocak ayına ait görüntülere göre havzanın aldığı kar yağışı oranı her geçen yıl azalıyor. Göldeki kuraklığın en önemli nedeni iklim krizi ve yanlış su politikalarıdır. Erciş, Çelebi Bağ, Flamingo yolu da kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Kuraklık nedeniyle şu an Van Gölü'nde pek çok adacık oluştu ve mikrobiyalitler ortaya çıktı. Göle tam bir koruma sağlanması ve hassas alan ilan edilmesi gerekiyor. Türkiye, Batı Ermenistan topraklarını işgal etmeseydi ve yerli Ermeniler kendi ülkelerinin ekolojisini yaşamaya ve korumaya devam etseydi bu duruma gelinmezdi çünkü önlem alacaklardı. Bunun hakkında bir dosya Batı Ermenistan parlamentosuna sunulacak. Selay Ertem, Ermenilere yönelik soykırım Armenosid'in uluslararası alanda tanınması için aktivist aydın rahmetli Ali Ertem'in dul eşidir. Soykırım Karşıtları Derneği örgütünün başkanıdır. Selay Ertem, Berzor koridorunun kapatılmasının çevresel nedenlerini asılsız ve uydurma olarak değerlendiriyor. Bayan Ertem, 12 Aralık 2022'de başlayan Berzor koridorunun abluk altına alınması ve Azerbaycan'ın çıkarına yolun kapatılması tüm insanlık için utanç verici olması gereken bir durumdur. Aslında Ermeni halkını hedef alan bu kirli oyunu çevre koruma kisvesi altında örtbas etmeye çalışmak nasıl bir ikiyüzlülüktür dedi. Ona göre Berzor koridorunun kapatılması Azerbaycan'ın Artsakh'ı boşaltma planının bir parçası. Aynı zamanda şunu hatırlatıyor. Artsakh'ın yerli halkı olan Ermeniler cesurca savaşmaya karar vererek savaş durumunda bile bu toprakları terk etmediler. Türkiye'nin Azerbaycan'a tam desteğine atıfta bulunan Türk avukat şöyle dedi. Adriyatik denizinden Çin Seddi'ne uzanan Turan rüyasının gerçekleşmesi ve o yolda Ermenistan'ı bir engel olarak aşılmasının Türkiye'nin her zaman gündeminde oldu. Türkiye'nin bölge halklarının barışını baltalayan işgal ve fetih politikasını kınıyoruz. Mardiros Saryan kitap ve sanat başlıklı 3 dilli katalog, yaklaşık 90 kitap illüstrasyonunu ünlü yazarların resim ve grafik portrelerini içeriyor. Armen Press'e göre kataloğun yayınlanması için aynı adı taşıyan Mardiros Saryan kitap ve sanat başlıklı sergi temel oldu. Sergide Saryan'ın bıraktığı zengin mirası olan kitap resimleri sanatı sergileniyor.
Ermeni klasikleri Hovhannes Tumanyan, Vahan Deryan, Yehşi Çarenc, Avedik İshakyan'ın edebi eserlerinin kitap resimleriyle başlayan sergi, dünya şiirinin başyapıtı olan Şahname'den Rostam ve Zohrab şiirinin muhteşem resimleriyle son buluyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Rafi Ovanisyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Alagyaz Açerit adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.